Sevgili seyirciler, şimdi Kahramanmaraş'a gidiyoruz. ATV Haber muhabiri Yavuz Oymak karşımızda olacak. AFAD Ana Lojistik Merkezi'nden bildirecek. Yavuz, hoş geldin yayına. Söz sende. Esra Hanım, teşekkür ediyorum. Elbette hiç şüphesiz acımız çok büyük ama milletimiz de çok büyük. Devletimiz de milletimiz bir olmuş durumda. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları, enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ederken diğer yandan da Türkiye'nin dünyanın her yerinden yardım yağıyor. İşte Kahramanmaraş'ta AFAD'ın ana lojistik merkezindeyiz. Şöyle kameraman arkadaşım Kıvanç Tunçbaş gösterecek. Burada herkes deyim yerindeyse nefes almadan arı gibi 7 gün 24 saat çalışıyor. Gelen bütün malzemeler burada toplanıyor ve bir an önce SEK ve idaresinin yapılabilmesi için büyük bir organizasyon yapılıyor. Bir kez altını çizelim. AFAD'ın ana lojistik merkezindeyiz Maraş'ta. Şöyle toplanan malzemeleri bir gösterelim. Bakın sular, ısıtıcılar, battaniyeler, bebek malzemesi, yeme içme ve özellikle şuna dikkat edelim. Biliyorsunuz günlerdir ekranlarımızda arama kurtarma ekiplerinin o insanüstü çabalarını gösteriyoruz. Birçok alet ve teknolojik cihaz kullanıyorlar. İşte o enkazın içinde kullanılan cihazlar da, daha doğrusu yeni cihazlar da burada hali hazırda bekletiliyor. Bunların hepsi can kurtarıyor. Son derece önemli. Kameramızı şöyle çevirdiğimizde çok önemli bir detaydan daha bahsedeceğim. Hani az önce dedim ya, Türkiye'nin dünyanın her yerinden yardım adeta yağmur gibi yağıyor diye. İşte şu tırımız yaklaşık bir saat önce Almanya'dan geldi ve AFAD ekipleri harıl harıl tırdan inen malzemeleri boşaltmaya başladı. Malzemeler boşaltmaya devam ederken şöyle gösterelim neler var. Çocuk malzemeleri, çocuk kıyafetleri, kadın hijyen seti, hemen aşağıda çocuk bezi, hemen şöyle polarlar, ceketler, eşofman takımları, çocuk kıyafetleri, ceketler, montlar, biberon, bakın bebekler için biberonlar son derece önemli. Yine yukarıda envai çeşit ürünü görmek mümkün. Bir yandan yardımların gelmesi çok önemli, diğer yandan da onların en kısa sürede depremzedelere ulaştırılması son derece önemli. Almanya'dan gelen tırımızı görüyorsunuz. 2 saat önce geldi ve saatlerdir o ürünler harıl harıl boşaltılıyor. Tespitler çok kısa sürede yapılıyor. Kimin neye ihtiyacı var anında belirleniyor. Ve işte çalışmayı görüyorsunuz. Ve çok kısa süre içinde deprem bölgesine, özellikle bulunduğumuz yerde Maraş'ta ve diğer etkilenen yerlere anında ulaştırılacak. Tırı getiren arkadaşımızla konuşacağız. Nasıl geldi, ne getirdi onu kendisine bir soracağız ve anlatmaya devam edeceğiz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Nereden geldiniz, ne getirdiniz? Biz Köln'den geldik. Tabii bu Köln sadece değil, Avrupa'nın birçok yerinde, birçok derneklerimiz, vakıflarımız vasıtasıyla biz birleştiren, toplanan bu güzel eşyalar, değerli eşyalar, kıymetli eşyalar güzelce bir şekilde toplanıp hazırlanıyor. Biz de onları buraya getirmekle mükellefiz. Buraya getirmekle yükümlüyüz. Bu vatani bir görev olarak görüyoruz tabii ki biz bunu. Daha diyebileceğim. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Bakın burada ısıtıcıları görüyorsunuz. Hava dondurucu soğuk, eksi derecelere düşüyor. Bir yandan çok sayıda sıfır, altın çiziyorum, sıfır ısıtıcıları görüyorsunuz. Malzemeleri saymıştık. Battaniye ihtiyacı elbette her geçen gün devam ediyor ihtiyaç anlamında. Onlar da geliyor ve bakın tırı gösterelim. Böyle çok sayıda tır bir doluyor bir boşalıyor. Bir doluyor bir boşalıyor. O anlamda son derece önemli. Şöyle yürümeyi anlatmaya devam edelim. Tabii sadece görünen kısım değil. Lojistik merkezi kocaman bir alanda. Kocaman bir alanda işte hem arka tarafta, ön tarafta, her yerde İnsanlar harıl harıl çalışıyor. Elbette ortak amacımız bir an önce depremzedelerin yaralarını sarmak, bir nebze olsun onların acılarına ortak olmak. Göstermeye devam edelim. Arka tarafta da elbette çok malzememiz var. Bir yandan askerlerimiz burada, komutanlarımız burada ve bir yandan da işte böyle uzayıp gidiyor. Çok yavaş teşekkür yavaş ediyoruz ATV muhabiri Yavuz Oyma. Orada teşekkür aslında ederim. Herkes kalpten kalbe, gönülden gönüle, ya insanüstü bir performans sergiliyor. Hepsinin tek bir amacı var. Hayatlara ve insanlara, yaşamlara dokunmak. Sanırım Yavuz, duyuyorsun beni değil mi? Evet, hı, duyuyorum. Duyuyorum Esra Hanım, duyuyorum. Kesinlikle aynı fikirdeyiz. Kesinlikle çok haklısınız. Ve şunu söylemekte fayda var. Tek ortak bir amaç var. Nasıl bir depremzedeye ulaşabiliriz? Nasıl, evet, onların yaralarını sarabiliriz? Nasıl onlara omuz veririz ve nasıl umuda sarılırız? Burada umut
en büyük ihtiyaç ve o umuda sarılmak, yeşertmek son derece önemli. Gerçekten de yani 200 saatin üzerinde enkaz altında olan vatandaşlarımız var. Mucize kurtuluşlar oluyor ve şunu söylemekte fayda var. Kaç gün geçerse geçsin, kaç saat geçerse geçsin o umut azalmıyor. Çünkü milyonlar o umuda sarıldı ve Türkiye'nin dünyanın her yerinden herkesin kalbi afet bölgelerimizde atıyor ve atmaya devam edecek. Son bir vatandaşımız enkaz altından çıkarılıncaya kadar. Çok teşekkür ediyoruz Yavuz Oyma, Kahramanmaraş'tan. Bildirdi bize. Bu yardımlaşma ruhu hepimizi ayakta tutuyor. İlk günden beri tüm Türkiye seferber oldu.